Arkadaşlar günaydın herkese, hayırlı sabahlar dilerim. Bugün soru cevap bölümünün 3. bölümünü çekeceğiz. Sözleşmeli er soru cevap 3. bölümü çekeceğiz. Sürüvenimizin 3. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Bizlerden 3. bölümü çekmemizi istediniz. Bizler de sizleri kırmayıp tekrardan 3. bölümü çekmek için yola koyulduk arkadaşlar. Öncelikle sizlerin sorduğu soruları not aldık ve bu not halinde sizlerin sorularına cevap vereceğiz arkadaşlar. Bu süreçte aynı sorular soran mutlaka olacaktır arkadaşlar. En azından görüp ben de bu soruyu soracaktım deyip cevabı alacak, kafası rahat edecek. Haydi başlayalım kardeşlerim. Başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açarsanız arkadaşlar, özellikle like atarsanız bizlere en güzel desteği vermiş olursunuz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz şöyle gelmiş. 3 yılın sonunda en kötü hesapla ne kadar tazminat alırız ve bizim haklarımız nedir? Arkadaşlar sizin 3 yıllık tazminatınız yaklaşık 90 bin ile 100 bin arası değişir. Yani günümüz söylemek gerekirse günümüzün tecrübesiyle anlatayım. Asgari ücret zam geliyor. Asgari ücrete zam geliyor. Ondan sonra yeni yeni yasalar çıkıyor. Mesela bundan 6-7 sene önce 7 senelik tazminat 80 bin liraydı. Şimdi 3 yıllık bir sözleşmeli er kardeşimizin tazminatı 90 bin ile 100 bin arası değişiyor yani. Yıl ilerledikçe tazminatınız ilerleyecektir arkadaşlar. Yıl sonunda maaşlarınız her zaman olduğu gibi, yattığı gibi tazminatınız da yatar. Yani ay sonunda içine eklenir. Ondan sonra yıl sonunda ikramiyeler var. İkramiyenizi alırsınız arkadaşlar. Haklarınız nedir? Yılda 30 güne aşkın izin hakkınız var. Ölüm izni var, çocuk izni var. Ondan sonra arkadaşlar evli olduğunuz zaman farklı izinler çıkar. Yani birçok izin haklarınız var, özlük haklarınız var arkadaşlar. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Yani bundan yan hiç sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Böyle bir soru sormuş kardeşim. Ben de böyle bir cevap vereyim arkadaşlar. İkinci sorumuz. Mayıs'ta mülakata gittim abi. Benim eğitimim ne zaman açıklanır? Şimdi arkadaşlar bu ayın, Haziran ayın sonunda Nisan ile Mayıs arası mülakata giden kardeşlerimin eğitim atamaları gerçekleşmezse Temmuz'un başına bekleyeceğiz. Temmuz'un başında da beklediğimiz şey olmazsa, yani Haziran sonuna kadar ve Temmuz'un başı arası, Haziran sonu ile Temmuz başı arası eğitiminiz olmazsa artık Kurban Bayramı'ndan sonra eğitiminiz olacaktır arkadaşlar. Yani süreç bu şekilde ilerliyor. Umarım bu ayın sonuna herkes gider arkadaşlar. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizler de personel tem aracılığıyla bakıyoruz, arıyoruz. Sizlerin dilinden konuşuyoruz. Yani durumu anlatıyoruz iyi bir şekilde. Bizlere sorduğunuz gibi biz de onlara soruyoruz. Durumu anlatıyoruz işte. Haziran sonunu bekleyin arkadaşlar ve Temmuz başını bekleyin. Bir sonuç çıkmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra mutlaka çıkacaktır. Kimse boşta kalmayacaktır. Tabii ki ne bileyim, hani haciz borcu olsun, ondan sonra vergi borcu olsun, bununla ilgili siyasi partilere karışmamışsanız, sabıkanız, seçiniz yoksa rahat edin, kafanız rahat etsin arkadaşlar. İllaki gideceksiniz. Bir sonraki sorumuz, sözleşmeli erlikten as subaylığa nasıl geçiş yapılır? Arkadaşlar şimdi bir sözleşmeli er kardeşimizin öncelikle en az üniversite mezunu olması lazım ve üniversiteyi açıktan okuması lazım bu süreçte. 3 yılın sonunda içeriden gerçekleşirse arkadaşlar as subaylık geçişi var. Yani içeriden alım olursa TSK direkt sizleri as subay olarak alıyor zaten. Ama hani 3 yılın sonunda olmazsa zaten dışarıdan as subaylığa geçiş yaparsınız. Dışarıdan da nasıl geçiş yaparsınız? Mülakata giderken evraklarınızın içine 3 yıllık sözleşmeler olduğunuza dair belge almanız lazım. Bu belge aracılığıyla gittiğiniz zaman sizlerin en büyük avantajı o belge olacaktır arkadaşlar. Yani her türlü sözleşmeli erlikten as subaylığa geçiş vardır. Hatta geçen ve görevde olan kardeşim bile biliyorum. Hani kafanız rahat etsin. Bir sonraki sorumuz, Deniz Kuvvetleri uzman erbaşı alımı olur mu? Şimdi arkadaşlar böyle bir alım olmadan birkaç ay önceden haberimiz oluyor arkadaşlar. Allah razı olsun bu kardeşlerimizden. Yani bilgiler veriyorlar. Hani
şu süreçte yoktur arkadaşlar. Böyle bir alım olursa mutlaka sizlere bu bilgiyi vereceğiz. Ama olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman askere ihtiyacı vardır. Uzmana ihtiyacı vardır. Astsubaya ihtiyacı vardır. Dünyanın en çok düşmana sahip olan ülkesi zaten Türkiye arkadaşlar. Dış devletleri hiç saymıyorum. Binlerce düşmanımız olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman askerine ihtiyacımız vardır. Yani bu sorunun cevabını da bu şekilde vermek istedim. Ve diğer sorumuz, sözleşmeli erlikten uzman onbaşılığa, uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa nasıl geçiş yapılır? Şimdi kardeşim, sözleşmeli erlikten uzman onbaşılığa geçemezsin. Uzman onbaşılığı sadece askere giderken, er halindeyken, acemi birliğinde uzman onbaşı olabilirsin. Hani ilköğretim ortaokul mezunuysan uzman onbaşı orada olabilirsin. Eğer lise mezunuysan da usta birliğinde uzman çavuşluğa geçmeden çavuşluğa geçmen lazım. Hani çavuşluk belgesini alman lazım. Acemide onbaşılığı alacaksın ortaokul mezunuysan. O aldın mı kardeşim? Çavuşluğu da alman için lise mezunu olman lazım. Liseyi de aldığın zaman kardeşim ne oluyor? Hem onbaşılığı alıyorsun hem çavuşluğu alıyorsun. Sonra da sözleşmeler olursun. 3 yıllıkta bir süre görevi yaparsın. 3 yılın sonunda da uzmanlık mülakatına gidersin içeriden. %90 olursun yani. Kafan rahat olsun bu yönden kardeşim. İçeride alım olursa, bu belgede de sahip olursan büyük ihtimalle olursun kardeşim. Ve diğer sorumuz, eğitime çağrılıp gitmezsem, uzman çavuşluk mülakatına gidersem, mülakatta beni elerler mi? Hiçbir şekilde elenmezsin kardeşim. Eğitime gitmezsen de hiçbir yaptırım olmaz. Bu senin kendi insafiyetine göre, kendi iradene göre seçip seçmemenle alakalı. Hiçbir sıkıntı olmaz. Eğitime gitmezsen, uzman erbaşına, uzman çavuşa gidersen bile sana bunu sormazlar kardeşim. Sorsalar bile hani seni suçlamazlar orada. Sormazlar zaten. Hiçbir sıkıntı olmaz kardeşim. Kafan rahat olsun. Evet arkadaşlar, sorulan sorular bu kadardı. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sözleşmeli Er soru cevap bölümünün 3. bölümünü bitirdim. 4. bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Tabi sizler isterseniz yorum kısmına, abi 4. bölüm de çek, heyecanlı oluyor derseniz çekerim arkadaşlar. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar olsun. Lütfen kanalıma da abone olduysanız Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.